Şimdi Sayın Başkanım, söz alacağız grup başkan vekilleri olarak ama birer dakikalık söz alan 3 AKP milletvekili hem belediye başkanlarımız hem partimiz hakkında asılsız ve mesleksiz iddialarda bulundu. Mesela şurada oturan kalkmış milletvekili Ebru Gündeş konseriyle ilgili 69 milyonluk Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir ödeme yaptığını söyledi. Bir, böyle bir ödeme yok. İki, bu iddialarla ilgili bile Sayın Mansur Yavaş soruşturma başlatmıştır resen. Ben AKP sıralarına bir seslenmek istiyorum. Bugüne kadar Ankara'yı 20 yıldır yöneten Melih Gökçek'in milyarlarca liralık yolsuzluğuna karşı tek bir soruşturma yürütebilme cesaretini göstermişler mi? Asıl olan yanlışın üzerine gitmektir. Ortada bir yanlış varsa bunun hesabını Buyurun, buyurun devam edin. Bizim belediye başkanlarımız bu halkın tüy bitmemiş yetimin bir tek kuruşunu kimseye yedirmez. Ama bir yanlış olduğu iddiası bile soruşturma sebebidir. Ankara'da böyle olmuştur. Ben bugün kendisiyle bizzat konuştum. Olay bu. Bir şey daha cevap vereceğim. Esenyurt Belediyesi'nde 7-8 tane akrabasının Ahmet Özer'in işe alındığını söylemiş. Bu bilgiyi nereden almış bu milletvekili? Kayyum kaymakam daha dün göreve başladı. İlk işi aile soy ağacını çıkarmak mı olmuş Ahmet Özer'in? Bu beyefendinin. Yahu bir adamı hukuksuz olarak görevden alıyorsunuz, tutukluyorsunuz, bir de burada iftira atıyor. Böyle bir şey yok. Bir tek akrabası çalışmıyor. Ha, kaymakam daha mesai arkadaşlarıyla tanışmadan... Buyurun, buyurun toparlayın. İşçi çalışan listesini çıkartıyor. Olmaz, olmaz arkadaşlar. Bakın size ben bir şey söyleyeyim, hepimiz siyasetle uğraşıyoruz. Günün birinde hepimiz yargılanabiliriz. Şu parlamentoda hangi milletvekilinin sabah 6'da görevi bittikten sonra evine polis gelse, karısını ittirse, eşini ittirse, yatak odasını tekmelese, o siyasetçinin yorganını açsa, götürse, utanç diyorum. Özür dilemeniz gerekirken hakkı gasp edilmiş, tutuklanmış bir belediye başkanına utanmadan iftira atıyorsunuz. Yazıklar olsun. İsterseniz önce isterseniz. Siz söyleyin, siz söyleyin. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Şimdi biraz evvel milletvekili arkadaşlarımız çok açık ve seçik bir şekilde kamuoyuna yansımış ve herkes tarafından bilinen gazetelerde çıkmış hususlarla ilgili bu iddialara ne diyorsunuz diye bir soru tevcih ettiler. Dolayısıyla burada hiçbir iftira falan yok. İftira, iftira atılı denmesi iftiradır aslında. Arkadaşlarımıza iftira atılmıştır bu açıklamayla. Bunu ifade etmek isterim. Bir, şunu söyleyeyim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konserle ilgili 69 mu, 90 mı, 100 milyon mu olduğu belli olmayan ve iç denetim görevlendirilmiş şeklinde açıklama yapılan bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Doğrusu bu kamuoyuna yansıyan hususlara ilişkin başka... Verin devam etsin. Buyurun. Başka bir takım değerlendirmelerle meselenin aslında kabulü de söz konusudur bu açıklamayla. Dolayısıyla arkadaşlarımız bir gerçeği ortaya koymuşlardır ve bu konuyla ilgili de sorularını sormuşlardır. İkinci olarak bu Esenyurt'la ilgili belediye başkanının yakınlarına ilişkin hususta kayyum diye ifade edilen meselelerden çok daha önce kamuoyuna yansımış ve hatta CHP'ye yakın bir takım gazeteciler televizyonlarda Sayın Genel Başkan Özgür Özel Bey'in bu konudaki bir takım açıklamalarına istinaden geri adım atmayacağıyla ilgili yaklaşımları nedeniyle de bu Esenyurt Belediye Başkanı'nın özelliği nedir diye bizzat kendileri konuşmuşlardır. Dolayısıyla arkadaşlarımız bir dakikalık... Kamuoyuna yansımış, herkes tarafından bilinen ve adeta aile şirketine dönüştürülmüş Esenyurt Belediye Başkanı'nın yakınlarını bu kayyum meselesinden çok daha önce gündeme getirilmiş hususları gündeme getirip bu konuyla ilgili ne diyorsunuz diye
meseleyi ortaya koymuşlardır. Bunun dışında yapılan açıklamalar, arkadaşlarımıza yöneltilen suçlamalar doğru değildir. Bunları reddediyoruz ve bunlarla ilgili kamuoyunu doyurucu bilgiye de davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Şimdi sözlerimin başında net olarak söyledim. Dost, arkadaş, aile, yani nepotizm göreve getirmeyle ilgili yakından bu partinin grup başkan vekilinin genel başkanı damadını Maliye Bakanı yapan adam. Onu bir söyleyeyim. İki, Esenyurt'ta sadece ve sadece bir tek isim kaynı olduğu iddia ediliyordu. Sayın Genel Başkan aradı, görevden alacaksın dedi, alındı. Yedi tane isim yok. Bakın bizde böyle şeyler olmaz. Teşebbüs eden arkadaşlarımız da uyarılır, istifa eder. Şimdi Sayın Başkan, Sayın Grup Başkan Vekili, şu meclisi yöneten, Başbakan Yardımcılığı yapan, Adalet Bakanlığı yaptı yanılmıyorsam Bülent Arıç. Ankara'yı yıllarca yöneten Melik Gökçek için Ankara'yı parsel parsel en önemli tanığımız bakın Bülent Arınç. Ankara'yı sattı dedi, sattı. Servet-i şaibeli dedi. Ankara'yı soydu dedi. Sayın vekil size de söylüyorum. Vicdanlı olduğunuzu düşünüyorum. Tek bir soruşturma var mı Melik Gökçek hakkında? Bu sizi üzmüyor mu? Bak rakam ne olursa olsun soruşturma açılmış. O rakam ödenmedi dedi. Asla ödenmedi dedi. Evet. Ve ödenmeyecekti. Bilin bunu. Teşekkür ederim. En azından soruşturma açılabiliyor. Sizde tek bir soruşturma yok ya. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.